Şaraplar geliyorsun. Bizim mi bu? Yok yok, onlar attı. Evet, şu anda çok tehlikeli bir bölgeden geçiyoruz. Bir bomba düştü. Bu görüntüler Türkiye televizyalarının 2020 yıl sentyabrın 27'sinde Qarabağ uğrunda gedən döyüşlerden lente aldığı kadrardı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği esirler boyu olduğu kimi 44 günlük vatan müharibesinde de çok uğurla tarixi sınaqdan çıxdı. Biz bunu tehce Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesinde değil, hem de dünya ictimaiyyatının mövqeyini formalaştıran Türkiye mətbuatının, televizyaların, agentliklerin, virtual medyanın fedakarlıqla çalışan uniformalı döyüşçülerinin igidliği sayesinde gördük. 44 günde Azerbaycan medyası kadar Türkiye medyası da informasiya mekanında operativ çalıştılar. Vətən müharibəsinin her gününü Azerbaycan medyası ile beraber yaşadılar. Türkiye'nin aparıcı televiziya kanalları Ali Baş Komandanla geniş müsahibeler ettiler. Azerbaycan'ın hak sesini dünyaya yaydılar. Eğer sana kimse saldırırsa, sen kendi topraklarını, kendi əhalini savunmalısın. Döyüş bölgesinden təkcə xəbər yaymaqla kifayetlenmediler. 44 gün ərzində səngərdən reportajlar verdiler. Peşekarlıq, operativlik ve fedakarlıq nümuneleri yarattılar. Tərtər ilçesi bombalanıyor. Sabahtan bu yana 200'den fazla top mermisi atıldı. Yine sivillerin üzerine atıldı. İşgalci Ermenistan ordusu sivillerin üzerine bomba yağdırıyor burada. Dövlət ve hükümet adamlarını aktif diskusiyalara, analitik programlara cəlb etdilər. Bir sözlə bütün arsenalları ilə Qarabağ ve Azerbaycan için savaşdılar. Türkiye'nin medya qurumlarının Azerbaycan medyası ile çiyin-çiyinə dayanması, 30 illik Qarabağ savaşı ve vətən müharibəsi həqiqətlerini dünyaya yayması iki dövlət bir millet devizini iki dövlət bir media formasında da sübut etdi. Bu sıralamada TRT, Haber Global, CNN Türk, A Haber, TV100, diğer televizya ve haber agentliklerini numune gösterebilirik. Bize de saldırdı. Habercilerin bulunduğu alanın yanına havan topu düştü. Hemen 200 metre yanımıza havan topu düştü. TRT 44 yayın personeliyle Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardığı savaş döneminde sahada en aktif rol alan medya kuruluşu oldu. Az önce ekibimize ve Anadolu Ajansı ekiplerine yönelik... Türkiye medyası Ermeni vandalizmini təsdiq edən, düşmənin raket zərbələrinə məruz qalan, qəddarlıq dramları səhnəsinə çevrilən Gəncədən, Bərdədən, Tərtərdən, Mingəçevirdən və digər bölgələrdən birbaşa canlı reportajlar verdilər. Allahım yardım et, ya Rabbim yardım et, Allahım! Allahım yardım et! Yıkıntının asıl vaziyeti burada görülecek. Dikkatli olalım, dikkatli olalım. Sanırım geç... Ay evet ya. Gökhan abi. Terse çevir kamerayı, terse çevir. Terse çevir, terse çevir. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki. Azerbaycan'ı tək bırakmamakla əsil həqiqətin kimin tərəfində olduğunu, həyatları bahasına başa gələn lentə aldıqları faktlarla dünyaya nümayiş etdirdilər. Nerede şehir merkezine atıldı füzeler, arabalar kullanılamaz hale geldi, çok sayıda yaralı, gözümle gördüğüm üzeri örtülü çok sayıda hayatını kaybeden sivil vatandaş var. Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Burası Verde'nin merkezi, en göbeği. Arda arda top seslerini duyduktan sonra çıkan siyah dumanı takip ederek bu noktaya geldik. Küçük kız uşağı ve onun cansız bedeni ellerinize tokundu. Evet. Neler diyebilirsin? Hala hafızamdan gitmiyor, gözümün önünden gitmiyor. Zaten hiç uyumadık. Vətən müharibəsindən sonra təkcə birliyimiz, bərabərliyimiz təsdiqlənmədi. Azərbaycan və Türkiyənin vahid media platformasının mövcudluğu da təsdiq olundu. 2020-ci il dekabrın 10-unda iki ölkə liderinin, İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Erdoğanın iştirakı ilə Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandı. Altı maddeden ibaret olan Birgə Media Platforması Azerbaycan-Türkiye iki tərəfli əlaqələri gücləndirməklə strateji media ortaklığını nəzərdə tutur.